Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum 3 Mayıs e, Çarşamba Elazığ programımıza tekrar sizin karşınıza geçtim evet Elazı yorumlamamıştım sevgili dostlar çok yorum abi o aldım abi Elazı niye yorumlamadın diye yani e, yorumlayacaktım e, maalesef annemiz bir rahatsız geçirdi onu hastaneye götürmek durumunda kaldım sevgili dostlar işte serumları bilmem ne falan derken birazcık geç oldu. Zaten geç ve dönüş yaptığımızda da yarın e, yorumlarım dedim. İş yerinde de pek e, vakit bulamadık. Yani iş yerine gitmedim zaten. E, o yüzden evde birazcık dinlendik. E, işlerimizden dolayı geç kaldık. Evet en azı yorumlarımıza geçelim sevgili dostlar. Evet şükürler olsun annemize pek bir şey çıkmadı. Tabii ki kontrol amaçlı başka yerlerde doktorumuz sevk etti oraya orayı da göstereceğiz bakalım. Şükürler olsun yanımızda şu anda. Evet geçelim koşullarımıza koşularımıza. Elazığ'da bir altılımız olacak. Üçüncü koşu ile itibaren altılı gayrımız başlıyor sevgili dostlar. Ben birinci dörtlü gayrını oynayacak arkadaşlar için bir şey aktaracağım. Tabii ki kendimize de deniyoruz. Bugün İstanbul koşularına şöyle baktığımız zaman güzel sonuçlarla gidiyoruz. Beşte beş gidiyoruz. Altılı gayrımız iki misli oldu. Kafada zaten bir nolu safkanımız çıkmıştı e, yarışlar başlamadan önce çıkınca 3-2 bıraktık 32 TL gibi bir şablon önerdik. Üçüncü koçta iki nolu safkanımız çıkınca yarıştan e, ona da güveniyordum aslında ben daha da sürpriz olacaktı. Favori gelince iki misli oldu. E, bakalım son koşumuz e, birinci altıl gayrımızın son koşu 1-4-3 dedik. İnşallah orada yakalarız pek para vermeyecek ama mühim olan tutturmak e, olduğunu düşünüyorum. Evet, dokuz e, dokuz safkanımız yer alıyor. Birinci dörtlü ayarımızda e, bir meydan üç yaşlı İngilizlerin 1700 metre kuma çıkıyor. Evet, burada ben iki savkan önereceğim. Bu iki safkanın arasında e, bir mücadele olacağını düşünüyorum. Onlar kimler? E, Maçko, o da dört nolu savkana Ferit yardımcıyla yaptığı son Diyarbakır işi gayet başarılıydı. E, şimdi uzuna çıkacak, Uzunda daha etkili koşmasını bekliyorum çünkü bu mesafelerde e, 1700'e ee, güzel bir koşu çıkartmıştı. King Mehmet'in hemen arkasında bir ikincilik elde etti. Ee, tabii ki King Mehmet yine e, burada koşuyor. Yani 5 ile 4 e, ben 104 ligerim için yeterli olacağını düşünüyorum. Bu iki savkalanına geçmeye planlıyorum. Ee, birinci koşu 104 ligerimize 5-4 yeterli diye düşünüyorum. Evet ikinci koşumuz 7 plasa ve birinci üçlük ayılmış. Şartlı 4-4 ve Arapları Arapların 1.700 metre kuma çıkacaklar. Evet burada da kuponumda ben en birinci dörtlü ikinci aynaya tekabül eden bu koçta. E, ben e, şöyle baktığımız zaman şirin mi şirin Mehmet Ali Aktürk de, e, piste çıkacak. Elazığ'a geldi. Elazığ'da e, maalesef 1200'e bir mücadelesi vardı. E, pistten bir üçüncülük elde etti. Şimdi mesafenin biraz daha uzaması ben e, kendisine yarayacaktır. Çünkü burada Remili Kız tempo yapacaktır. Altınoğlu Asunuray tempo yapacaktır. Ben Mehmet Ali Aktürk'te fazla temponun içerisine gireceğini düşünmem. Eğer girerse yarışı kaybeder. Ben biraz daha geri planda kalıp sonlarda atacağı sprintle foto yönde geçme yakın görüyorum. 8 benim ilk tercihim. İkinci atım tabii ki Remili Kız. Bu mesafelerde iyi başarılar elde eden bir safkanımız. Şanlıurfa pistinde olsun. Güzel başarılar elde eden bir safkanımız. Şimdi Elazığ pistinde. E, geliyor remili kızı da e, mutlaka değerlendireceğiz böyle 5 nolu Akdeniz rüzgar edeceğim ben o da Diyarbakır'da son 1700'ü bu mesafede e, Yusuf Cengiz'e iyi bir koşu çıkartmıştı ben 5'i de es geçmeyeceğim 8-2-5 benim bu koştaki sıralama Evet geçelim üçüncü koşu 6'lı ganyanımızın başlangıç aya handikap 14-4 rekoru İngilizler 2000 metre kuma çıkıyor 11 saf yer alacak 6 ile 11 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da kuponumda e, 5 nolu safkanımıza Kali Brun'la başlayacağım. Mehmet Taşkaya eşliğinde piste çıkacak. Son e, 1800 işinde güzel gördüm. Bir üçüncü kanesine yazdırdı. Etkili koşacaktır. 5 ilk tercihim ikinci altım 2 İki nolu safkanım Necmi Altın'la. Sonradan 1 nolu safkan Mehmet Ali Aktürk'le kesinlikle imal etmeyin. 323 günlük bir arası var bu safkanın. İlk defa bu piste geliyor. Ben iyi gördüm bu safkanı. Mehmet Ali Aktürk zaten son çalışmasını kendi yaptırdı bu safkanı saygılı olsa. Kendi evinde sürpriz bir isim. Sürprize başlayabiliriz Elazığ'da. Sonradan 10 nolu safkanımız Vahdettin Kaplan'la ve de Ekürler diyeceğim ben burada. 6 ile 11 nolu safkanımız. Yani burada sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum. 6'yı da ben es geçmişim. 6 veya 11 ters bir yarış yapabilecek kalibreye sahip ekürler. Evet 5, 2, 1, 10 ve 11 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Altılı kaynımızın ilk ayında. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa bizim de gözümüzden kaçan safkanlar oluyor. Sizler de mutlaka değerlendirin. Evet dördüncü koşu. Beşli kaynımız başlıyor. Handikap 14, 4 ve yukarı Araplar 1900 metre. Kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alacak. 1-0 Ulu Göl'le 8 nolu Kılavuz Ağası ekürü olarak start alacaklar. Evet buradaki sıralamamız bir nolu safkanımızla Ulu Göl'le başlayacağım. Abdullah Çankaya işinde piste çıkacak. İlk defa Abdullah'la buluştu. Son Elazığ işinde 1800'ü çok başarılı bir koşu sergiledi. O zaman e, Ahmet Hasan Bayar'la start almıştı. E, ben şimdi Abdullah Çankaya teslim edilen safkanı bir Ulu Göl benim ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu Balkoğan ve Akdettin Kaplan'la sonradan 2 nolu Nefesim Sensin Necmi Altınla ve de 6 Anadolu Gücü diyeceğim bu koşuda 1 3 2 6 benim bu koşudaki sıralamam dördüncü koşumuzda sevgili dostlar. Evet geçelim 5. koşumuza. Bir meydan 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kuma çıkıyorlar. 10 safkanımız yer alacak. 4 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet burada da sıralamamız şu şekilde oluşacak. 8 nolu Safkan Çiğdem Ana diyeceğim Menderes Avşar eşliğinde. İkinci atım 6 nolu Safkanımız Abdullah Çankaya ile ve de 5 nolu Safkanımız Oğuzhan Ferit yardımcıyla ve de 4 nolu Safkanımızda ekürleri yazdık mı yeterli olacağını düşünüyorum. 8 6 5 4 benim 5. koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak sevgili dostlar. Evet geçelim 6. koşumuz Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı koşusu bir kupa koşusu kısa vadeli 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kuma çıkacak. Yeni safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci üçlü gayrımız burada başlıyor. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman ben burada e, koşuyu çalmasını beklediğim bir tane safkan var sevgili dostlar. E, o da Can Kısas İsa Akyoğuz'la üçlü 3 üç yaptılar gerçekten çok başarılı koşular çıkarttı. Tabii ki yarış tempoya binecek. E, can kısas alabilecek mi? İsa Akgöz'de kulvar 2. E, burada Akansel'de gerçekten çok başarılı koşular çıkartan bir safkanımız. O da e, Ayana Seri. 3 ne olur birazcık tempolu gidecek bir koşu. Ama ben can kısasın İsa Akgöz'de koşuyu e, lehine çevirmesini bekliyorum. Bugün için benim bankomdur ikili için 5'li 2 nolu safkanları ikili için değerlendirebiliriz. Sıralama 1 Bankom arkası 5'li 2 iki, ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim 7. koşumuz şartlı 5. 4 rekor İngilizlerin 1200 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet e, burada da 2 safkanın arasında ben gidip geldim. 2 e, iki bankolumu gireyim dedim. E, tek bankolumu gireyim dedim. Yani burada Into aslında çok çok önde. Diyen arkadaşlar ya Into'yu tek atın, tek bankola girin ya da Into'yu yıkın. Çünkü Into yıkılırsa çok cüzi bir para verir gibi görünüyor. Çünkü mesafe kısa. Into burada baktığımız zaman ayağına tek seri sapkan Into görünüyor. Çıkıp Ferit'le liderliği alıp yaptığı son 3 koşusunda da bunlara bize kanıtladı Elazığ'da, Şanlıurfa, Adana'da üst üste 3 ilimizde de kazanmasını bilmişti. Yani Into yine kazanmaya yakın ama ben e, Bogota'yla ben yıkacağım burayı. Sevgili dostlar Into'nun yanına o da ayağını serimza Kaplan'la kaplanına bir sürpriz yapabilir. Yani burada e, Elazığ'ın kalesi gibi görünen bir Into var. Bakalım e, inşallah dileyen arkadaşlar ya Intoyu burada tek atın ya da burada dediğim gibi 1, 5, 2 olarak da değerlendirebilirsiniz. Ben burada biri tercih yaptım. Burada into yıktım ben. Biri de bağladım yanına bakalım e, nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet geçelim 8. koşu altılı kayımızın son ayağı. E, hemen şöyle 8. koşumuzu handikap 14, 4 yaş 1600 metre kum. 13 sapkanımız yer alacak. Evet bu arada birinci altılı kayımız tutmuş oldu. Yani e, burada da 1-4-3 dedik. Yine aynı şekilde 4-3-1 bitti. Geçen koşuya da aynı şekilde 4-1-3 bitti. Yani 3 safkan 3 safkan geçtik. E, pek para vermez. Fori geldi. 3 gelmiş olsaydı e, biraz kıpırdatabilirdi. E, olsun 2 misli. Yani 50 versin 100 lira olmuş olursa biliyoruz. Yani 2 misli kazanmış oluruz. Yine kare geçmiş oluruz. Evet son koşumuzda da sıralamam şu şekilde oluşacak. 4 nolu safkanımızla başlayacağım Hasan Altundağ'la. 3 nolu ne sapkanı Necmi Altın'la. 6, 9 ve 12 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. 4, 3, 6, 9, 12 son koştaki sıralamam bu şekilde Elazığ programımıza sevgili dostlar. Evet beni dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar yazdığınız safkanlar gayen olsun. Akabinde yarın Ankara ve İzmir programımız var. Çalışmalarına başladım. Ankara'yı bitirmek üzereyim. Onu da ilerleyen saatlerde sizlerle buluşturacağım. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık.